dediniz ya işte savaş taktiklerini görüyor. Mesela Büyük İskender'i çok sevdiği ve kendine örnek aldığı söyleniyor. Sezar ve İskender favorileri olduğu anlaşılıyor. Onların kitaplarını okutuyor. Biz buradan biliyoruz. Evet, onun dışında mesela onları örnekledi ve hayatına geçti. Evet işte bak bu çok tam bir Sezar. Bu tam bir Büyük İskender hareketi diye söyleyebileceğimiz şeyler var mı? Bu kadar yani böyle. Şöyle, yani şöyle, devleti tamamen kendi gücü altına alma. Mesela biz tarihçi olarak diyoruz ki Osmanlı İmparatorluk olarak tırnak içerisinde kurucusu Fatih Sultan Mehmet diyoruz. Yani merkezi güçte bir imparatorluğun banisi, kurucusu. Bu manada. Çünkü ondan önceki devirlere baktığınızda daha çok Türkmen geleneğinin hakim olduğu bir devlet modeli var. Yıldırım Bayezid bunu daha merkezi hale getirmeye çalışmış ve biraz böyle dışlayarak ve bir merkezi model kurmuş. Fakat bu uzun ömürlü olmamış. Ve Yıldırım Bayezid'in bu modeli ileri vadede ancak Sultan Mehmet tarafından idare edecek. Mesela Fatih Sultan Mehmet'in yaptığı işlere baktığınızda bu büyük atasının yaptığı işlere çok benziyor. Onun izinden yürümüşler. Zaten Osmanlıların böyle bir stratejileri var, uzun soluklu. Hı hı. Yani bir kere birisi bir atın ayağını bir yere basarsa veya bir şekilde bir hareket ederse onu sürdürme eğilimi hep devam eder. Yani bir ölçü unutulmaz asla. Fatih de yaptığı işler ve politikalar itibariyle bu elini, diyelim daha el vermek vardır ya, malum derler. Bunu torunları olan işte önce Yavuz'a sonra da Kanuni Sultan Süleyman'a verecektir. Ay döneme bakar mısınız? Yani deden deden Fatih, baban Yavuz. Şimdi şu üçüncü soruyu da soracağım. Çünkü hazır savaş taktiklerinden de bahsetmişken Fatih'in yaptığı tek muharebe, meydan muharebesi hangisidir? Fatih'in yaptığı tek meydan muharebesi hangisidir? Fatih'in torunları etiketiyle göndermenizi rica ediyorum. Şimdi dediğim gibi bazı seyircilerimizi sete davet edeceğiz ve burayı gezme görme imkanınız da olacak. Dizide yemek sahneleri olacak mı? Seyircimiz merak ediyor. Mesela Fatih'in sevdiği yemekleri vesaire, buna da dikkat ettiniz mi? Evet tabii ki. Tabii ki. Şey seviyormuş değil mi? Yılan balığı duydum ben. Yani minimum deniz mahsulleri. deniz mahsulleri seviyor. Hani kütüphanesinde. Bununla bile farklı yani. Ne acayip yani şey. Kütüphanesinde mesela hani denizcilikle alakalı 3-4 kitap var. Mesela benim de çok alakamı çekmişti o. Bu antik Yunan dönemine dair o dönemde yazılmış balıkçılık, Ege'deki işte Akdeniz'deki balık çeşitleri vesaire bunu anlatan birkaç kitap var. Onu deniz mahsulleri yani ve balık tutma isteği, şevki. Yani, mutlak mesela defteri var hani, biliyorsunuz. Mutlak defterinde tamamıyla o şeyler yani hepsi oradaki deniz ürünleri daha doğrusu mevcut yani hangi neler var, neler girmiş mutfağa biliyoruz. Evet. Şimdi seyircimizin yine merak ettiği bir husus Mustafa Bey'in sorusu. Mesela Fatih Sultan Mehmet yani bu okuduğu kitaplarla mı kendi özel becerisiyle mi yoksa zaten bir şekilde hani yıldızın parlayacağı bir an gelmişti de orada hani ne bileyim Alaaddin olsa da İstanbul'u fethedecekti gibi bir gerçi bugünden o günü okumak tabii, çok mümkün değil ama yani siz bu kadar işin içindesiniz hani neydi bu işin sırrı dendiğinde verebileceğiniz bir yanıt buldunuz mu acaba? Yani şöyle şimdi bu biraz o Fatih Sultan Mehmet'in kendisinden kaynaklanan bir durum yani şahsiyeti itibariyle buna bakmak lazım çünkü bir işi sonuna kadar götürüp zihninde kurduğu efendim o hayalini gerçekleştirmek için yani bütün yolları deneyen bir bunu daha sonraki dönemlerde de görüyoruz yani. Bir yere odaklandığı zaman artık o asla yani ondan vazgeçmek yok. Tipik olarak mesela ben şeye de çok benzetiyorum. Yavuz'a da benzetiyorum. Yavuz'la alakalı da çalışmıştım. O da aynı. Yani bir yere odaklandığı zaman sonuna kadar onu götürüp sonuçlandıracak. Yani o böyle bir karaktere sahip. Akıl almış mı? Nasıl efendim? Onu? Akıl almış mı? Çevresindekilerle istişare yaparak mı yoksa şimdi şöyle, mesela o kendi istikametinde mi? Şimdi bu bir takım şeyler var malum biliyorsunuz. Yani bu divan toplantılarında vezirler yanında olur, konuşurlar, tartışırlar vesaire falan. Ama netice itibariyle sultanın bizatihi kendi fikri daima öne çıkar. Bununla alakalı bizim elimizde çok fazla bilgi yok fakat özellikle İstanbul'un fethi sırasındaki o problemler yani kuşatma sırasında daha doğrusu yaşanan problemler var. Oraya bakıyorsunuz. Şimdi tam kritik bir an efendim muhtelif hücumlar yapılmış. Şehir alınamamış. Bir taraftan da şayialar geliyor ki işte Haçlı orduları geliyor. Macarlar hareket etmiş vaziyette. Gemilerin efendim bu 3-4 yardım gemisi Halic'e girmiş. Yardım da geldiği görünüyor. Ve o gece 20 Nisan o gece Sultanahmet kimseyle görüşmüyor. Çünkü büyük bir moral bozukluğu var.
Çandarlı Halil ve muhalif grup hemen devreye girmiş vaziyette ve diyorlar ki işte sultanım bakın yardım geldi. Macarlar da geliyor. İşte Macar elçisi o sırada yolda. Haçlı seferleri ordunun gelişi söz konusu olabilir. Çok zor durumda kalınabilir. Çünkü daha önceki kuşatmaları da malum biliyorsunuz. Dolayısıyla o gece Fatih büyük sıkıntılar içerisinde çadırında kimseyi kabul etmiyor. Hiç kimseyi kabul etmiyor. Ve o sıralarda da malum Akşemsettin o meşhur mektubu içeri giriyor. Yazdığı mektup. Ondan sonra hemen paşaları topluyor. Ve kararlılıkla sonuna kadar bir şey götüreceğini ifade ediyor. Orada tabii mesela ona etki eden, onun kararlılığını ve kuşatmayı kaldırmaması yönünde onu destekleyen iki önemli sima var. Birisi Akşemsettin, ötekisi Zanos Paşa. Zanos Paşa unutulur, hep Akşemsettin üzerinde durulur ama Zanos Paşa'nın da o kertede çok önemli bir rol olduğunu ifade edelim. Ve ondan sonra da zaten o gemilerin karadan yürütülmesi meselesi gündeme getiriliyor. Hemen alternatif olarak ve ardından da yapılan hücumlarla artık şehir düşmeye yakın hale geliyor.